Merhaba, Ahidem Hobi kanalıma hoş geldiniz. Tığ yeşi, güzel bibere yaptım. Sizlerle de bunu paylaşmak istedim. Şöyle göstermem gerekirse, kolay ama çok gösterişli, çok güzel bibere hazırladım. Şimdi hemen yapılışını da beraber yapalım. Şöyle iki renkten oluşan, böyle kıvırdığımda da çok güzel duran biberi hazırladım. Hemen lafı uzatmadan başlamak istiyorum ben bereme. Bunun için 5 numara bir tığım var. Orta kalınlıkta da 2 adet ayrı renkli ipim var. Ben hemen beyazla başlamak istiyorum. Toplamda 30 zincir olacak. 30 tane zincir çekeceğiz. Gayet gevşek, çok sıkmadan. Beş tane beyazdan zincir çektim. Şimdi diğer rengimi alıyorum. İki, üç, dört, beş, sekiz, bir. 2, 3, 15 de buradan çektim. Şurada tutuyorum. Ondan sonra 3 tane daha çektim. Yani 18 oldu. Hemen 15. yuvaya ikili trabzan yapıyorum. Şimdi o çektiğim zincirlerin her birine ikili trabzan yapıyorum. Toplamda 30 tane zincir elde ettim. Ve her birine şimdi ikili trabzan yapıyorum. İpim bu arada orta kalınlıkta bir ip. Ne çok kalın ne de ince bir ip açıkçası. Orta kalınlıkta bir ip. Her yuvaya şimdi ikili trabzan yapıyorum. İnanın çok kolay bibere. Herkesin rahatlıkla yapabileceği gayet kullanışlı, çok çok tatlı biberi oldu. Sizin de beğeneceğinizi düşündüm. Evet. Sonuncu rengimdeki son zincire battım. Bir kere çektim. Renk geçişlerinde ben hep böyle yapacağım. Beyaza geçerken iki tane kaldı. Bu şekilde beyazla tamamladım. Şöyle. Evet, beyazla tamamladım. Şimdi kalan 15 zincirimi 15 trabzan olarak dolduracağım şimdi. Her bir yuvaya ikili trabzan yapıyorum. Evet, son yuvadayım. Son yuvaya da ikili trabzanımı yaptım. 3 tane zincir çektim. Döndürdüm. Hazırladım. Bu 30 zincirlik ikili trabzanımı çevirdim. Hemen buraya değil. Şu döndüğüm yere değil. Hemen yanına şu şekilde almıyorum. Hani berilere lastik yapıyorduk ya, sık iğne şeklinde. Aynı onun gibi şu tek kanadından alıp yine ikili trabzan yapıyorum. Yani şu şekilde tüm bir şekilde batmıyorum. Hemen şuradaki baştaki yuvanın tek kanadından alarak ikili trabzan yapıyorum. Bu kadar kolay yani. Hiçbir zorluğu yok. Herkesin yapabileceği çok kolay biberi hazırladık. Hep tek tek alıyorum üstlerden. O trabzanların başlarındaki yuva var ya, onun tek kanadından batarak biz bunu şeyde de yapmıştık. Berenin lastik kısmında sık iğne şeklinde yapmıştık. Aynı o yöntemle hazırlıyorum. Hemen şuradaki renk geçişinde tekrardan göstermek istiyorum. Evet, son yuvaya geldiğimde son beyazdayım. Gördüğünüz gibi. Son beyazı aldım. Bir kere çektim, bıraktım. İpi hep aynı yerden bırakın. Orası ters olsun. Pembeye geçtim. Ve ikiliyi o şekilde çektim.
Bu sefer pembe ile devam ediyorum. Evet, bu ikinci sıramı da bitirdim. İnanın bundan başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok bu berede. Sadece bunu yapıyoruz. Hemen tekrar göstereyim. 3 zincir çektim, döndüm. İlk başa değil, hemen ikinciye. Tek kanadından alarak iki trabzan yapıyorum. Evet, son kez o renk geçişinde göstereyim hemen. Sonrasına devam edelim. Çünkü berenin sonuna kadar, yani istediğimiz boya gelene kadar aynı yöntemi uygulayacağız. İlk başta da söylediğim gibi kolay bir bere. Çok da güzel, gösterişli. Seviyorum ben böyle numaralı şeyleri, kolay ama gösterişli şeyleri ben çok seviyorum. Evet, son yuvadayım. Rengimdeki son yuvam. Evet. Bir kere çektim. Tığımda iki tane kaldı. Hemen arkadan beyazı alıyorum ve bu şekilde geçişleri bu şekilde sağlıyorum. Daha güzel görünüyor. Evet. Şimdi ipler hep aynı yerde kalsın. Yani burası tersi olsun beremizin. Hep aynı yerden dönsün. Bir o tarafta bir o tarafta kalırsa bu sefer hiç hoş bir görüntü olmaz ki doğru da olmaz zaten. Ben hemen daha önce hazırladığım size onu göstermek istiyorum. Vakit kaybı olmasın diye ben hazırladım daha önceden. Benim için bu boy ideal olacak. Hemen şöyle size göstermek istiyorum. Evet. Yapmaya çalıştığım şey buydu. Gösterdiğim gibi başka hiçbir şey yapmıyoruz. İstediğiniz iki rengi bu şekilde. Burası ön kısmı. Burada renk geçişlerimi gördüğünüz gibi buradan yaptım. İp hep aynı yerde kalsın. Ona özellikle dikkat edin. Çünkü başka numarası yok beremizin. Bu şekilde. Hemen bunu kapatalım. Karşı taraftan. Evet. Karşı tarafa geçirdim tığımı. Bir tane zincir çektim. Şimdi böyle karşılıklı gelen ilmekleri tek 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 alalım. Çok muntazam bir görüntü olsun. Hemen sıradaki zaten kendini belli ediyor. Buradan da tek, oradan da tek. Zincir yuvalarındaki tek kanatları alıyorum. Bu taraftan da tek, karşı taraftan da tek. Bir seferde çekiyorum. Karşılıklı gelenleri sırayı bozmadan bu şekilde. Pembeyi bitirdik ya, kapatmasını. Şimdi onu birleştiriyoruz. Burada beyaza geçince burada zaten bir mevcut da ipim var. Beraber ördüğüm. Onu hemen alıyorum. Beyazı da yine kendi rengiyle birleştirmek istiyorum. Tığ kalın olduğu için sorun yaşıyorum şu an. Evet. Bu şekilde beyazı da kendi rengiyle birleştirerek beğenimizin daha da güzel görünmesini sağlamaya çalışıyorum. Hep karşılıklı gelsin. Atlamadan, sıra bozulmadan. Ve bitirelim artık. Evet, bu şekilde birleştirmemizi yaptık.
Hemen burayı kesmek istiyorum. İpimi gizlemem gerekiyor. Evet. Şimdi önce birleştirdiğimiz yere bir bakalım. Evet, burası gördüğünüz gibi. Birleştirmemizi buradan yaptık. Gayet güzel duruyor. Evet, birleştirme yaptığımız yer tam da burası. İnanın hiç belli olmuyor. Çok da güzel oldu. Şimdi artık yukarıdan şöyle bu işlemi yapalım. Hemen iğneme iplik geçirdim. Ne kadar kolay olduğuna eminim, anlamışsınızdır. Çok basit bir bere bu. Ama kolay, gösterişli. Ben zaten seviyorum bu tür şeyleri. İnşallah devamında getireceğim çünkü herkesin yapmasını istiyorum. Bir de benim şöyle bir sıkıntım var. Bunu sizlerle paylaşmam gerekiyor. Ya şimdi bir videoya başlayacak mesela. Ben de tabii ki izliyorum sizler gibi. Allah'ım, o kadar çok konuşuyorlar, o kadar çok konuşuyorlar ki inanın bunu yapmamak için hani çok özen gösteriyorum ve hemen şeye girmek istiyorum. Ya hemen ben başlayayım falan yapıyorum. Çünkü o kadar çok konuşuyorlar ki ya artık sus da arkadaşım diyorum yani. Sus da şu işi yap da bir öğrenelim bakalım diyorum. Bunu da lafın arasında söylemesem olmazdı. Gördüğünüz gibi hemen şu şekilde büzme işlemini yaptım. O yüzden ben videoya işte örgü öreceğim zaman falan hemen başlamak istiyorum. Çünkü insanlar benim yani anlatmayla anlamaz insan yani. Yapacaksın hani yapacaksın ki insanlar görüp bir şeyler öğrenebilecek, yapabilecek. Yani ben bu kafadayım, bilmiyorum tabii. Herkese de saygım sonsuz. Öyle. Hemen bu işlemi de bitirdim. Hemen keselim şunu. Artık beremizi bir çevirelim. Bu arada sarı beremi de hemen yanına getirmek istiyorum. Sarı beyaz berem burada. Bu bundan biraz küçük oldu. Onun sayılarını mesela 18'e 18 yapmıştım. Bunu 15'e 15 yaptım. Hani görün diye. Ne kadar kolay. Gördüğünüz gibi. Büzme işlemi de bu şekilde gerçekleşti. Bu biraz daha küçük bir şapkamız oldu. Bunu 15 15 yaptım. 30'dan yani toplam 30 zincirden oluşturdum. Bu sarı şapkamı 18 18 yaptım. Şöyle de gösterirsem daha iyi anlaşılacak. Kıvırmadığımda farkı burada pek belli olmuyor ama aralarında fark var çünkü. Bir de şu pompon işi. Ay. İnanın çok sıkıntılı. Hem çok ip gidiyor. Hem de ben yapmaktan çok hoşlanmıyorum ama yine de güzel duruyor. Hemen şapkamıza bir tane şey yapalım. Pompon yapalım. Bunu ben hemen yapayım. Siz zaten biliyorsunuzdur artık pompon yapmayı. Öyle tamamlayalım. Son bir fotoğraf vereyim size. Nasıl olduğuna tekrar inceleyelim bakalım. Evet, pomponumu da hazırladım. Hemen buraya taktım. Şöyle ister kıvırarak kullanın. Bu şekilde. İster düz bir şekilde kullanın. Gayet güzel oldu berelerimiz.
İki tane farklı renk göstermiş oldum. Hemen şöyle dediğim gibi çok kolay, çok basit bir eleydi. Siz de gördünüz. Hemen hazırladık. Videomu beğendiyseniz eğer beğen butonuna tıklayıp kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.